Madem konu Bayhan'dan açıldı, hı hı. tanışma hikayenizi merak ediyorum. Sen galiba bayağı minnet etmişsin zaten gördüğüm üzere. Ya evet, çok doğal bir aslında buluşmaydı bu. Hı hı. 2000 yanlış olmasın 18'in sonunda böyle bir ortamdayız. Arkadaşlarla takılıyoruz, ayıptır söylemesi hı hı. içmeli, sıçmalı. Ondan sonra böyle bir içimden geçti. Şarkısı çalıyordu çünkü, senin ne olmak var ya diye. Dedim ki bir DM'den yazayım yani ne olabilir ki? Hı hı. Bir selam vereyim yani dedim selam verdim yarım saat sonra ve aleyküm selam zentire g kardeşim vay vay. yazmış böyle abi dedim sen bunu nasıl yazdın İlk önce bunu bir açıkla <laughs> sonra dedim hani konuşuruz falan ve direkt hani böyle şeye girdi sıcak kanlı bir konuşma başladı aramızda ne zaman şarkı yapıyoruz bir arkadaşım şarkı yapacağımızın malumatını verdi falan dedi abi dedim ki çay çorba içelim şarkıyı yaparız doğru zamanda sonra aradan bir zaman geçti ben hayatıma devam ettim. işlerimi güçlerimi yaptım aynı şekilde o da İstanbul şarkısını yazıp bitirdim stüdyoya girdim okudum şarkıyı aldım demo'yu çıktım dinledim birkaç gün dedim ki yani bu nakarat güzel oldu şeyi çok doğru melodisi namisi hissiyatı çok doğru ama bu bunu ben okumamalıyım dedim yani kötü değildi kendimi öyle duymaktan da artık alıştım Leyla ile başlayan evet. o şeyi serüveninden ses kullanma serüveninden sonra. Ben dedim bunu kime okutabilirim? Hep böyle şeyi severim. Şarkıların içinde kadın erkek kontrastını severim. Hep kadın düşündüm. İşte ne bileyim Yıldız Tilbe düşündüm. Sezen Aksu düşündüm. En uçuk şey hani Güllü düşündüm falan. Sonra dedim ki kadın değil abi falan. Bir daha dinledim parçayı. Böyle nameler Bayhan abi'nin o uzatmaları gibi, o el hareketleri gibi geldi. Ben dedim ki bir yazayım abiye müsait mi? Bana dedi ki tarih yer söyle. Geleyim yapalım. Abi geldi kayıda bir girdi. 17 take kaldı Direkt. 17 farklı duyguda 17 farklı histe söyledi. Biz böyle kaldık hani nasıl keseceğiz? Nasıl biçeceğiz? Ne yapabiliriz şimdi? Abiye dur da diyemiyoruz. <laughs> falan. Sonra bir yerden sonra kendi durdu sağ olsun. Bizi şey yapmadı, sıkmadı, darlamadı. Sonra içeri geçtik, kestik, biçtik. Sen dedik abi biraz yukarıda takıl sonra çağıracağız seni. Aşağı geldi bir dinledi. Olmuş bu dedi falan. Sonra Hı -hı. stüdyodan çıkarken de işte klibi istedi benden. Hı -hı. Hani klip çek dedi bu işe. Güzel oldu dedi. Ben de güvendim Hı -hı. ve buralara geldik.